Merhaba arkadaşlar. Öğle arası model şirketimiz değerlendirme TÜPRAŞ. Öncelikle risk modellerine baktığımızda Edward Altman'ın Z-Score modeline göre işletmenin yüksek ölçekte risk taşıdığına, yine aynı şekilde bizim hocalarımızın risk modeline göre de yüksek ölçekte risk taşıdığını yatırımcı açısından belirtiyor. Springate modelinde riskin düşük olduğuna işaret ediyor. Yani 3 hocadan ikisi işletmeyi yatırımcı açısından riskli buluyor. Şirketin değerlendirilmesinde toplam aktifler içerisinde işletmenin nakit ve nakit benzerleri bir önceki dönemki payı %33 sahipken cari dönemde bu %25,85'e azalmış. Yıllık bazda, yani bir yıllık bir %6,5'luk artış sağlamış. Brüt işletme sermayesinin bir önceki dönem içindeki payı %66 iken cari dönemde de %44,36'ya gerilemiş. Yani nakit ve nakit benzerlerinde gerek aktif içerisinde gerekse brüt işletme sermayesi içerisinde belirgin bir azalış kaydetmiş. İşletmenin ticari alacakları toplam varlıklar içerisinde büyük ölçekte ve yüksek oranda artış kaydetmiş. Yani ticari alacaklarını likiditeye sokmakta şirketin bir takım sorunları olduğunu düşünebiliriz. Toplam varlıklar içerisinde bir önceki dönem %3 olan payı ticari alacakların cari dönemde %8'e artarken yıllık bazda %249 artış kaydetmiş. Yine brüt işletme sermayesi içerisinde bir önceki dönem %6 olan payı cari dönemde %14'lere artmış. Stokları toplam varlıklar içerisinde bir önceki dönem %10 olan payı cari dönemde %20'ye artmış. Yani elindeki stok mamulü likiditeye çevirmekte yine bir sıkıntı yaşadığını düşünebilmekteyiz. Yıllık bazda %174 stoklar artış kaydetmiş. Yine brüt işletme sermayesi içerisinde bir önceki dönemde %20 olan stokların payı cari dönemde %34,5'a çıkmış. Toplam varlıklar içerisinde işletmenin brüt işletme sermayesi bir önceki dönem %49,31 olan payı cari dönemde %58'e artış sağlamış. Yıllık bazda %59 artarken toplam sabit kıymetler içerisinde bir önceki dönem %97 olan payı cari dönemde %39'a artış kaydetmiş. İşletmenin toplam sabit kıymetleri toplam varlıklar içerisinde bir önceki dönem %50,5 nispetinde olan payı cari dönemde %42 nispetine gerilemiş. Yıllık bazda %11,5 artış sağlarken tamamını öz kaynaklardan finansını sağlayarak 19.488.135 cari fiyatlarla iktisadi varlık artışı elde etmiş. Borçlarına baktığımızda toplam borçlar, yani kaynaklar içerisinde kısa vadeli
borçlarının bir önceki dönem %47,5 olan payını cari dönemde %58,5'a, yani yüksek bir düzeyde oranda kısa vadeli borçlarının arttığını görmekteyiz. Bunun yanı sıra uzun vadeli borçlarının payını azaltırken işletmenin net borçları cari dönemde artış sağlamış. Yine toplam kaynaklar içerisinde işletme kısmen de olsa öz varlık kaybı yaşamış. Borçları daha kapsamlı incelediğimizde işletmenin yabancı para pozisyon açığında ve risk taşıdığını görmekteyiz. Yabancı para varlıklarıyla yabancı para borçlarını karşılama oranı da %76,5 gerilemiş. Bunlar son derece işletme açısından olumsuz gelişmeler. Yine finansman kaynaklarındaki değişikliklerde finansmanda öz kaynağın katkısı %10 azalmış ve yabancı borçların payı %2,5 nispetinde artış kaydetmiş. Öz kaynakların borçları oranı %12 düzeyinde azalırken kısa vadeli borçların toplam borçlar içerisindeki payı %20 nispetinde artış sağlamış. Ticari borçlarında kısa vadeli borçlar içerisindeki payı %58 artmış. Bunlar işletme açısından olumsuz gelişmeler. İşletme genelde uzun vadeli borçları kapatma tercih etmiş. Ve işletmenin brüt sermayesi, brüt işletme sermayesi %115 azalış göstermiş. Net finansal borçları %2,70 artarken burada olumlu olarak değerlendirebileceğimiz ticari borçlarının finansını ticari alacaklarla finans sağlaması %241 oranında artması. Öz kaynaklarına baktığımızda toplam öz kaynakları içerisinde birikimli, yani kümülatif kar varlığının azaldığını görüyoruz. Hem kar payının kısmen de olsa arttığını, devamlı sermayenin azaldığını görmekteyiz. Ama olumlu taraf olan öz sermaye karlılığını yüksek ve hızlı bir oranda artırmış olması toplam öz kaynakların içerisinde. Gelir tablosuna baktığımızda satışlarının maliyetini cari dönemde azalttığını görüyoruz. Faaliyet giderlerinde belirgin bir değişiklik olmamakla birlikte finansman giderlerini hızlı ve büyük oranda azalttığını görmekteyiz. Yine toplam gelirler içerisinde esas faaliyet kar payına işletme belirgin ölçüde artırılmış. Dolayısıyla dönem karı da aynı şekilde artış kaydetmiş ama bunu paranın rotasında daha belirgin, daha anlamlı, daha önemli olarak irdeleyeceğiz. Paranın akışına geçmeden, nakit akım tablosuna gelmeden bizim için önemli olan kar oranlarını gözden geçirdiğimizde işletmenin %209,5 olan cari dönemde kar muhafazakarlığında kar artırıcı muhasebe uygulamalarını tercih ettiğini görmekteyiz. O da benim açımdan sevimsiz bir durum. İşletmenin mali rentabilitesi %141 artarken efektif kar oranı %32 artış kaydetmiş. Ekonomik rentabilitesi %62 artış sağlarken faiz vergi öncesi karlılığı %184 nispetinde artmış. Birikimli karı %44 oranında azalırken faaliyet karlılığı %145, işletme verimliliği de %142 artmış. Evet, nakit akım tablosuna baktığımızda evet biraz önceki kar oranlarını
işletme faaliyetinden nakit girişinin %400-1,5 azaldığını, operasyonlarından nakit girişinin de %81 oranında azaldığını görmekteyiz. Oysa bunların artış kaydetmesi işletme açısından olumlu değerlendirebileceğimiz gelişmeler olacaktır. Şirket gelir tablosunda kayıt altına aldığı 981.346 lira olan dönem karı aslında kasasına 2.562.000 TL, yani kayıt altına aldığından %161 artış olarak girdiğini hesaplamaktayız. 2.562.000 nakit oluşturmasına karşın işletmenin nakit ve nakit benzerleri, yani hazır değerleri 638.000 TL azalmış. Yatırım faaliyetlerinden nakit girişinin yatırımlardan nakit çıkış oranı %14 düzeyinde artış kaydetmiş olup, şirketin yatırım faaliyetlerinden 509.614 TL nakit açığını verdiğini görmekteyiz. Yine finansman faaliyetlerinden nakit girişinin yatırım faaliyetlerinden nakit çıkış oranı %498 azalması, işletmenin borçlanma gereksinimi duyduğunu, bunu üçüncü şahıslardan ya da bankalardan kredi çekerek ya da hepsiyle birlikte bir kısmını da bedelli sermaye artırımıyla hisse senedi sahiplerinden finansman sağlama yoluna gidebileceğini, tercih edeceğini işaretini alıyoruz. Vergi öncesi dönem karının nakit akışına göre düzeltilmiş dönem karı oranı %38 ile %100'e yakın olmasından uzak duruyor. Bu çok olumlu karşılayabilecek bir durum değil. Nakit akışına göre düzeltilmiş karın net işletme sermayesine artış oranının %657,5 artışı son derece olumlu. Fon kaynak kullanımına baktığımızda fonların sadece %13'lük kısmını faaliyetlerden elde etmekte. Bunun %87'lik ağırlıkla kısa vadeli borç artışının ana kaynak oluşması işletme açısından ileride likidite ve ödeme sorunu yaşayabileceğinin burada bize işaretini vermekte. Bunun yanı sıra %81,5 ağırlıkla brüt işletme sermayesinin artışının ana kaynak oluşması işletme açısından olumlu olarak değerlendirebileceğimiz bir başka gelişme. Faaliyetlerin başa başı satışların %51 düzeyinde yakalanırken bir önceki dönem, cari döneminde bu artık %72 düzeyinde yakalanması işletmenin karlılık açısından olumsuz etkileyecek bir başka gelişme olarak karşımıza çıkmakta. Toplam gider başa başlarının satışların %-7 düzeyinde yakalanırken bir önceki dönem, cari döneminde %93 düzeyinde yakalanması yine satışların kar üzerindeki olumsuz etkisini önümüzdeki dönemlerde görebileceğimizi göstermekte. Evet, aktif karlılığı %4000'den %22 düzeyine azalmış şirket karlılığında. Satış karlılığı -%6 düzeyinden %2,5 düzeyine artmış. Öz sermaye karlılığı %40.446,5 düzeyinden %32 düzeyine azalmış göstermiş. Evet, alacaklarını tahsil süresi 3 gün artmış.
Stoklarını nakite çevirme gün sayısı 9000'e çıkmış. Net işletme sermayesine baktığımızda, evet, işletmenin brüt işletme sermayesinin yanı sıra net işletme sermayesinin de %42 düzeyinde azaldığını görmekteyiz. 1 milyon 89 bin TL bir net işletme sermayesi azalışı yaşamış. Büyüme oranlarına baktığımızda reel satışlar %101,5 oranında azalış göstermiş. Göstergelerine baktığımızda nakit oranı nakit oranı 0.69'dan 0.44'e gerilerken cari oran 1.04'ten 1'e gerilemiş. Likidite oranı 0.79'dan 0.60'a. Net çalışma sermayesi %1.70'den cari dönemde. Yani arkadaşlar, işletmenin likidite riski taşıdığını da görmekteyiz. Fon yaratma gücünün arttığını görüyoruz. Faiz ödeme gücünün arttığını görmekteyiz. Optimum düzey etkinlik oranının arttığını görüyoruz. Faaliyet karlılık oranı artmış. Yani etkinlik oranlarında belirgin bir düzelme var. Oto finansman oranı bir değişiklik göstermemiş. Evet arkadaşlar, cari fiyatlarla ve reel fiyatlarla işletmenin büyüme oranlarını görmekteyiz. Nasıl enflasyona, üst kaynak artışının bir de tüketici fiyat endeksine göre kayıp yaşadığını çok net görebiliyoruz. Karlılık oranlarında işletmenin arttığını görmekteyiz. Peki, bu finansal rapor doğrultusunda hissenin olması gereken değerine baktığımızda işletme 97 lira 75 kuruştan fiyatlanıyormuş. Bir önceki dönem 77 lira 15 kuruşmuş. Bir önceki bugünkü tarihlerde. İşletmenin 74 lira 77 kuruş olması gereken fiyatını hesaplamaktayız. Damodaran hocanın modelinde de o da 74,5 lira indirgenmiş nakit akım ve büyüme modeliyle hesaplamaları doğrultusunda. Ve bu istikrarı ve büyümeyi kalıcı sürdürülebilir sağlarsa önümüzdeki dönemlerde de %22 bir büyüme beklemekte. 74.45, 74.77 hemen hemen aynı hesaplamalara sahibiz. Evet arkadaşlar, bir başka eğitim videosunda bir başka model şirkette yine birlikte olacağız. Herkese iyi günler diliyorum.